Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis mi nefis bir mücver hazırlayacağım. Kabak sevmeyenler varsa bu tariften sonra eminim e, kabağa daha çok sevecekler. Yapmış olduğum mücverin içi hamur kalmadı, dışı da gayet güzel kızardı. E, gerçekten tam anlamıyla şahane bir tarif oldu. O zaman buyurun hemen mücverimizin yapımına geçelim. 4 tane orta boy kabağımızın ucunu bir bıçakla alalım. Ve daha sonra rendemizin geniş tarafıyla yukarıdan aşağıya doğru rendeleyelim. Kabaklarımızın çok fazla sulanmaması için rendemizin geniş tarafını kullanmaya lütfen dikkat edelim. Diğer küçük taraflarıyla rendelersek aşırı derecede bir sulanma olur. Evet ben 4 tane orta boy kabak kullandım. Ee, kabaklarınız küçükse 5 tane kullanabilirsiniz veya büyük kabaklarsa 3 tane kullanabilirsiniz. Kabaklarımız bitinceye kadar bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru rendeleyelim. Dört tane kabağımızı rendeledik. Kabaklar hazır. Ee, şimdi sosunu hazırlayalım. Bu sosla Kesinlikle mücverimiz sulanmıyor. Tam kıvamında bir sos. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 3 tane yumurtamızı karıştırma kabımıza kıralım. Yumurtalarımızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Kesinlikle buzdolabından çıkardığımız gibi kırmayalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz serpelim. Tuz ve yumurtamızı iyice çırpalım. yumurtaların üzerine biraz karabiber, pul biber ve biraz da toz kırmızı biber serpelim. Tuz ve baharatını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı unumuzu alalım. Ve üzerine bir paket hamur kabartma tozumuzu ekleyelim. Hamur kabartma tozuyla gerçekten harika bir sos oluyor. Bu malzemelerimizi iyice karıştıralım. Evet karışımımız hazır. Bakın bu şekilde olması gerekiyor. sosumuz hazır. Mücverimizin en önemli yerine geldik. Ee, eğer e, bu taktiği uygulamazsak çok sulu, dağılan, lezzetsiz bir mücver yapmış oluruz. Rendelemiş olduğumuz kabaklarımızın böyle avuç avuç alıp suyunu iyice sıkalım. Sıkabildiğimiz kadar sıkmaya çalışalım ve hazırlamış olduğumuz karışımın üzerine alalım. Rendelemiş olduğumuz kabaklarımız bitinceye kadar avuç avuç alıp iyice suyunu sıkalım ve daha sonra karışımımıza ekleyelim. Bu arada arkadaşlar sıkmış olduğum kabak suyunu dökmeyeceğim. Çorbalarda kullanabiliriz. Bunu da belirtmek istedim. 4 tane kabaktan bolca kabak suyu çıktı. İsterseniz bununla cacık da hazırlayabilirsiniz. Şimdi. İyice karıştıralım ve daha sonra yeşilliğini ekleyelim. Kabakların suyunu iyice sıktığım için bakın böyle sulanma olmuyor. Tabi kaldıkça daha çok sulanmaya başlayacak. Şimdi üzerine ince ince doğranmış yarım demet dereotumuzu alalım. 3 dal ince ince doğranmış yeşil soğanımızı ekleyelim. Ve yarım demet maydanozumuzu ince ince doğranmış maydanozumuzu ekleyelim. Yeşillikleri oldukça bol kullandım. Çünkü bol yeşillik daha çok lezzet veriyor. Malzemelerimizi birbirine güzelce karıştıralım. Mücverimizi iyice karıştırdıktan sonra çok fazla bekletmeden hemen kızartma işlemine geçelim ki çok fazla sulanmasın kıvamını sizlere böyle yakından göstermek istiyorum. Orta boy bir tavaya bir su bardağı sıvı yağımızı alalım. Yağ size çok gelmiş olabilir ama kesinlikle çok değil. Az yağda kızartınca mücverler çok fazla yağ çekiyor ve istediğimiz lezzette olmuyor. Şimdi mücverimizi böyle kaşıkla alttan üste doğru çıkarıp ve kaşık kaşık yağımızın içine böyle dikkatli bir şekilde alalım. Mücver harcımızdan kaşık kaşık yağımızın içine alıp ve kaşığın tersiyle birazcık düzeltip şekil verelim. Mücver yapmak bu kadar kolay. Yeter ki püf noktalarını bilelim. Mücverlerimizin yanmaması ve içinin e, hamur kalmaması için orta ateşte kızartalım. Yüksek ateşte kızartırsak dış kısmı bir anda kızarır fazlasıyla iç kısmı da hamur kalır. E, tam nefis, tam kıvamında bir mücver için bu e, önemli bir püf noktadır. Buna lütfen dikkat edelim. mücverlerimizi önlü arkalı güzel bir şekilde kızarttık. Şimdi kağıt havlu serili servis tabağımıza alalım. Kağıt havlu serince fazla yağını almış oluyor. Bütün kızartmalarda bunu mutlaka uygularım. Size de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın şekli şahane nar gibi kızarmış muhteşem mücverler oldu. Bu tarif ile sizler de şahane mücver hazırlayabilirsiniz. Aslında mücver hazırlamak oldukça basit pratik bir tarif. Fakat püf noktalarına dikkat etmediğimiz takdirde böyle içi hamur lezzetsiz mücverler yapmış oluruz. Mücver harcı bekledikçe suyunu salıyor. Bunun için mücver harcımızı hazırlar hazırlamaz hemen kızartma işlemine geçip hızlı bir şekilde kızartma işlemine bitirmemiz lazım. Geriye kalan mücver harcımızdan bu şekilde birer kaşık tavamızı alalım ve bir kaşıkla düzeltelim. Daha sonra ters çevirelim. Önlü arkalı nar gibi kızarıncaya kadar orta ateşte mücverlerimizi kızartalım. Mücver tam olarak bir yaz yemeği, ana yemek olarak veya ara sıcak olarak isteyenler kahvaltıyı bile hazırlayabilir. Mücveri sıcak sıcak tüketebileceğiniz gibi ılık olarak da tüketebilirsiniz. Ben daha çok ılık olarak tüketmeyi tercih ediyorum. Hazırlamış olduğum harçtan e, tam 24 tane böyle büyükçe mücverler çıktı. Şimdi mücverimiz için güzel bir e, yoğurtlu dip sos hazırlayalım. Bir kase yoğurda biraz tuz serptim. Bir diş de sarımsak rendeleyelim. E, sarımsak kabağa gerçekten çok yakışıyor. Sizler e, isterseniz iki diş de rendeleyebilirsiniz. Sosumuzu güzelce karıştıralım. Mücverlerimiz hazır dip sosunu da hazırladım ee, şimdi sosumuzu böyle kasemize alalım bakın harika bir sos oldu ve e, mücvere sarımsaklı yoğurt sosunu çok yakıştırıyorum sizler sade olarak da tüketebilirsiniz e, kahvaltıya yapmak isteyenler sarımsaklı böyle yoğurtlu dip sos hazırlamalarına gerek yok ben daha çok dip soslu yapınca yemeklerde tercih ediyorum Mücverimizin güzelce sunumunu yaptık. Şimdi de sizlerle böyle lezzet testine geçelim. Bakar mısınız? Dış kısmı nar gibi kızarmış ve içi hamur kalmadan gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi yoğurtlu sosumuza böyle bandırıp afiyetle yiyelim. Kabaklı mücverimiz o kadar güzel oldu ki gerçekten parmak yedirecek lezzetli oldu. Ee, sizler de daha önce mücver denemediyseniz bu tarifimi gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yaptığınız mücverlerde başarısız olduysanız e, bu tarifin püf noktalarına dikkat ederek şahane e, sonuç alacağınız mücver hazırlayabilirsiniz. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Bu arada sizler mücveri nasıl yaparsınız? Mücverdeki püf noktalarınız nelerdir? Lütfen yorum kısmına yazmadan geçmeyin. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.